Gençler, başarılar, değerli takipçiler, çemberde verilen açı ve uzunluk bilgilerinden uzunluk arayacağız. Görselde dik üçgen var, dik yamuk var, konveks dörtgen var. Bu şartlarda PQ kirişini kaç birim olduğunu saymaya çalışacağız. Peki şekilde A açısı çember açı, Q açısı çember açıdır. Şurada 90'ı görüyoruz. Dolayısıyla diğer özel açıları görebilmek için en büyük kirişi BP kirişini çizerek çözüme başlayalım. BP kirişi bu çemberin en büyük kirişi çaptır. Çapı gören çember açılar dik açı olacağından dolayı BQP'ye de şuraya özellikle 90 dereceyi koyabiliriz. Burası da dik açı olmuştur. Peki şekilde şimdi uzunluklara çalışacağımıza göre özel üçgenler kuracağız. Dik üçgenler var. Dik üçgende Pisagor bağıntısı hatıra gelir. Dik yamuk var. Peki dik yamuk sorularında biz iç bölgede çalışsak dikdörtgen ve dik üçgen, dış bölgede çalışsak bir dikdörtgen elde edebilir, kurabiliriz. CQ doğru parçasını dışa uzatıp bu dik yamuğu dikdörtgene tamamlayabiliriz. B'den de bu CQ'ya dikme çizerek buraya bir isim verdim. K dedim. İlk yaptığımız iş A, B, K, C dikdörtgenini inşa ettik. Şuraya yazmaya çalışalım. A, B, K, C'yi kurduk ilk iş olarak. Peki bunu kurmakla artık dikdörtgende karşılıklı kenar uzunlukları eşit olacağından dolayı AC 5 birim, BK da 5 birim olmuştur. Buradan biz şu boyadığım üçgende Pisagor'a çalışarak, şurada Pisagor'a çalışarak KQ'yu bulabiliriz. Direkt KQ'yu yazmaya çalışayım şuraya. KQ doğru parçasının uzunluğu 6 kare eksi 5 kare gelecektir. Bu da 6 eksi 5'ten 1, 6 artı 5'ten 11 gelecektir. Kök 11 birim gelecektir. Yani şurayı bulmuş olduk. KQ kirişin uzunluğunu kök 11 olarak bilmiş bulmuş olduk. Bu kez de şu taradığım üçgeni ön plana çıkartmak istiyorum. Onu başka bir renkle boyamaya çalışayım. Yeşile boyamış olduğum üçgen ile İlk boyadığım üçgeni karşılaştıracak olursak bu üçgenlerin nasıl bir özelliği var? Bu üçgenlerin birer açıları eşit. Yani şurada dik açıları görüyoruz. BKQ üçgeninde dar açılardan birini alfa ile modellersek bunun tümlerini noktayla modelledim. Noktayla gösterdiğimiz açı artık 90 eksi alfa olmuştur. Peki burada 90 eksi alfa var. 90 eksi alfanın bütünleri 90 artı alfa olacağından dolayı PQC'ye de alfa gelecektir. Buranın alfa olması artık şuraya da nokta gelmesi demektir. Kısacası burada boyadığımız üçgenler, taradığımız üçgenler açı benzerliğine sahiptir. Buradan direkt benzerlik olduğundan dolayı orantıya girebiliriz. Kimlerin orantı benzer olduğu açıkça görülüyor. Peki bu benzerlikten artık alfa karşısında birinci üçgende BKQ'da onları yazmam gerekirse dilimizden anlamayanlar için BKQ üçgeni benzer olmuştur. QCP üçgenine benzer olmuştur. Buradan benzerlikten orantıya geçecek olursak alfa karşısında kök 11 var. Diğerinde ise alfa karşısında 2 vardır. Birinci üçgenden işte dik açı karşısında hipotenüs 6 birim gelmiştir. Diğerinde ise dik açı karşısında PQ kirişi vardır. Buradan PQ kirişini çektiğimizde 12 bölü kök 11 olarak irrasyonel bir uzunluk bilmiş bulmuş oluyoruz. Kolay, basit TYT tarzında bir soruydu. Umarım anlaşılmış.